Selamlar gençler. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Konumuz bölünebilmeydi. Bu ikinci videosu, ilk videosunu bir önceki videoydu hemen. Bu da ikinci videosu. Part 2 diyebiliriz buna. Dokuzuncu sayfamızda kalmıştık. Her zamanki gibi ikinci videolarda dokuzuncu sayfadan devam ediyoruz. Bazı PDF'lerimiz biraz daha uzun olacak. Onları da tabii o şekilde açıklayabiliriz sizlere. Şimdi ilk sorumuza başlayalım isterseniz vakit kaybetmeden. Diyor ki 23.000 A150B 5 basamaklı sayısı 8 ile bölünebiliyor. B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi 23.000 A, 5 ve B sayısı var burada. Bu sayı 8'in tam katıymış arkadaşlar. Bunu bu şekilde yazdınız. 8 ile bölünebilme kuralı hemen aklınıza geliyor. 8 ile bölünebilme kuralında ne yapıyorduk? Sonuç basamağa bakıyorduk. Ya da diyorduk ki 4 tane A artı 2 tane 5, bakın şurayı, bunu 4 ile, bunu 2 ile, bunu 1 ile çarpıyorduk. 2 tane 5 ne yapar? 10. Artı bir tane de B'miz var. Bu da 8'in katı olsa o 3 basamaklı sayı 8'in katı oluyor. Ya da buradaki 23.000 A150B sayısı yine 8'in katı oluyor diyorduk. Peki şuradaki 10'un 8 ile bölümünden kalanı yazsak buraya olur mu? Bence gayet tatlı olur. 4A artı 10'un 8 ile bölümünden kalan 2 artı B. Bu sayının 8'in katıysa eyvallah diyoruz. Pekala, B'nin alabileceği değerler toplamı sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar burada A sayısı 0 olabilir mi? Olur. 0 olursa 2 artı B 8'in katıysa B 6 olabilir. Bu bir. İkincisi A 1 olursa 4 artı 2 6 yaptı. 6'ya ne eklersem 8'in katı olur arkadaşlar? 2 eklersem 8'in katı olur. A 2 olursa burası 8 olur. 8 artı 2 ne yaptı? 10. 10'a ne eklersem 8'in katı olur arkadaşlar? 6 eklersem. Peki A 3 olursa ne olur? 4 kere 3, 12. 2 ekledim, 14. Kaç eklersem 8'in katı olur? 2. Burada güzel bir düzenek fark ettik. 6, 2, 6, 2 diye gidiyor. Acaba diğerleri de böyle olur mu? Mesela A 4 olsa, 4 kere 4, 16. 16'ya 2 ekledim, 18. 18'e kaç eklersem 8'in katı olur? 6. Demek ki bu düzen, bu sistem, bu düzenek bu şekilde gidiyor. Madem öyle, B'nin alabileceği değerler 6 ve 2'den oluşuyormuş sadece. Bunların da toplamı 8'dir diyebiliriz sevgili gençler. Şimdi rakamları toplamı 9'un katı olan sayılar 9'da bölünebilir. Bu 9'da bölünme yöntemimizdir, kuralımızdır. Ve daha öncesinde de size verdiğimiz ödevde de sen kendin bunun ispatını yapacaktın. Ne yapacaktın? 3 ile bölünme kuralı gibi bunun 9'da bölünme kuralını ispat edecektin. Nereden geliyor diye. Gene rakamlar toplamından. Aynı 3 ile aynı yani. Rakamlarını topladıysam halihazırda 3'e bölünebilmeyi de 9'a bölünebilmeyi de sen kontrol edebilirsin. Peki rakamları toplamı 9'un katı değilse o zaman da rakamları toplamının 9'da bölümünden kalan sayının 9'da bölümünden kalanı verir diyeceksin. Şimdi geçtik. Diğer sorumuza bir kontrol edelim bakalım. 3A4, A5, A6 basamaklı sayısı 9'da tam bölünüyormuş. A'nın alabileceği değerler toplamı. Gelin bir rakamları toplayalım hadi. Şuradaki 4 ile 5'i görüyoruz. Bak 4 ile 5'in toplamı kaç? 9. O zaman bunlara bakmamıza gerek yok. Niye? Toplamı 9 çünkü. Zaten 9'a bölünüyor. Onlara niye bakalım ki bir daha? Peki şuraya bakalım. A artı A artı A kaç yapar? 3A yapar. Artı bir de burada ne var? 3 var. Bunun ne olması lazım? 9'un katı olması lazım. Pekala. 3A artı 3 9'un katıysa ben burayı 3A artı, hatta şöyle yazabilir miyim? 3 parantezinde A artı 1 de yazabilir miyim? Vallahi yazarım. 9'un katı olacakmış. Peki hem 3'ün katı olsun istiyoruz hem de 9'un katı olsun istiyoruz. Burası ne olursa hem 3'ün hem 9'un katı olur arkadaşlar. 3 olursa. Değil mi? 3 olursa. Başka 6 olursa 3 kere 6'dan. Başka 9 olursa 3 kere 9 27 yapar çünkü o da 9'un katıdır. Başka ne olabilir arkadaşlar? 12 olursa ama A artı 1'in 12 olması için A bir rakam da biliyorsunuz. A rakamsa A 11 olamaz. Demek ki burayı sildik. Burası olmayacak. 3, 6, 9 olabiliyormuş A artı 1. Peki A artı 1 3 ise A 2'dir. A artı 1 6 ise A 5'tir. A artı 1 9 ise A 8'dir diyeceğiz sevgili gençler. A'nın alabileceği değerlerin toplamı da 8 artı 2'den 10. 5 daha 15 yapar. Cevap da Ceyhan olur diyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi geçtik 10. sayfamıza. 10. sayfada iki tane soru var. X diyor bir tam sayı. X'in tam sayı olduğunu vermiş bize. Şimdi X tam sayı ise 3 çarpı 230 artı x'in tamamının karesi eşittir bu. Olduğuna göre a kaçtır? Ne kadar garip bir soru değil mi? Yani üsttekilere hiç benzemiyor.
Benzememesini geç, sanki denklem sorusu gibi. Ama burada amaç şu. Ben şu kareyi içeri dağıtırsam 3'ün karesi çarpı 230 artı x'in karesi eşittir 140 a 2 5 diyeceğim. Ve sonra da diyeceğim ki bak 3'ün karesi kaç? 9. 9'da ben bir şeyi çarpmışım ve bunu elde etmişim. Yani bizim şuradaki sayımız 9'un katı olmak zorunda. Çünkü sol tarafta 9'a bölünebilen bir sayı elde ediyoruz biz. Madem öyle. Şuradaki a'ydı, 9 değil, özür diliyorum. Şurayı silelim. Yoksa sorunun bir manası kalmaz. Burası a arkadaşlar. Ve biz madem bu taraf 9'un katı olacak diyoruz, rakamlarını toplayacağız. 5, 4 daha 9. Bunları görmemize gerek yok. Bay bay. 1, 2 daha kaç yapar? 3. 0 daha. Gene 3 yaptı. 3 artı a'nın ne olması lazımmış? 9'un katı. O zaman a dediğimiz sayı kaç olur sevgili gençler? Ben 3'e kaç eklersem 9'un katı olur? 6 eklersem. Hocam 3'e 6 eklersek 9 olur da, 9'un katı olur da. Biz 3'e 15 eklersek de 18, 9'un katı olur. Ama şöyle bir durum var. A rakamdı. A 15 olamaz. Demek ki A sadece 6 olabilirmiş cevabımızda. 6 olur diyeceğiz sevgili gençler. Bir alttaki sorumuz. Ne diyor? Bakalım nasıl okunuyormuş bu. 7.357.260 A sayısının 9'da bölümünden kalan 1'dir. Aynı sayı 8 sayı tabanında yazıldığında birler basamağı kaç olur? Bu soruyu ben neden buraya eklemişim? Hiçbir fikrim yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu soruyu görmezden gelebilirsiniz. Şöyle silelim. Kusura bakmayın. Biraz eski bir kaynaktan bir soruydu ve ben şu taban kısmını göremedim. Hani 9'da bölümünden kalan buysa 8'de bölümünden kalan kaçtır gibi bir şey soracak zannettim. Dolayısıyla taban aritmetiği sorusu olduğu için bu soruyu es geçebilirsiniz. Kusura bakmayın diyoruz şimdiden size ve geçiyoruz 11. sayfamıza. 11. sayfada diyor ki bize birler basamağı 0 olan sayılar 10'la bölünebilir. 5 ile bölünme kuramında yapmıştık yani 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 diye bir 0, bir 5, bir 0, bir 5 oluyordu bunların sonları. Onar saydığın zaman da onun katlarını 10, 20, 30, 40, 50, 60 bunların hepsinin de sonu 0 oluyor. Demek ki bu sonunun 0 olmasındaki keramet sayının 10'un katı olmasıymış aslında. Sayının birler basamağındaki rakamın sayı değeri verilen sayının 10'la bölümünden de kalandır. Mesela 37'nin 10'la bölümünden kalan kaçtır diye sorulduğu zaman sen ne diyeceksin? Hemen birler basamağındaki sayı kaçsa 10'la bölümünden kalan da budur diyebilirsin. Yani 37'nin 10'la bölümünden kalan 7'dir. 48'in 10'la bölümünden kalan 8'dir. 59'un 10'la bölümünden kalan 9'dur diyeceksin. Şimdi şuna bakalım. Bu toplamın birler basamağındaki rakam kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi gençler bir düşünelim bakalım. Burada 1 var. Burada 9 var. 1'in 10'la bölümünden kalan bize birler basamağını verir. Yani burası 1'dir. Bunun yani 9'un 10'la bölümünden kalan kaçtır? 9. 9'un karesi 81 yapar. 81'in 10'la bölümünden kalan 1'dir. 9'un küpü. 81 kere 9 dediğimiz zaman son basamak 9 olacaktır ve yine 9'un küpünün 10'la bölümünden kalan da yine ne olacaktır? 9. Peki 9'un dördüncü kuvveti? 9'un dördüncü kuvveti de 81 kere 81'dir ve son basamağı gene 1'dir. Dolayısıyla buranın da 10'la bölümünden kalan 1'dir. Peki artı nokta 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 dedik. Ben bu 9 üzeri 2007'nin 10'la bölümünden kalanını nasıl hesaplarım? Bakın şimdi bunun kuvvetine 9 üzeri 0 aslında burası. Değil mi? Bak burası ne? 0. Çift. 1. 9 üzeri 1. Bir tek 9 geldi. 2 de yani çiftte 1 geldi. Tekte 9 geldi. 9 üzeri 4'te 1 geldi. Çiftte 1 geldi. Tekte 9 geldi. Şimdi burası ne? Tek. O halde kaçla bitecek bu? 9'la bitecek. Bunlar önce ne vardı? 1 vardı. Şimdi bakın. 1, 9, 1, 9, 1, 9, 1, 9 diye ilerliyoruz. Madem öyle 0'dan 2007'ye kaç tane sayı vardır? 2007 eksi 0 artı 1 tane. Yani 2008 tane sayı vardır. Ben bunların her birini şu şekilde 1, 9, 1, 9, 1, 9 diye ikişerli ikişerli gruplara ayırsam kaç tane grup oluşur? 1004 tane grup oluşur. 1004 tane. Peki 1004 tane ne varmış elimizde? 1 artı 9 yani 10 varmış. 1004 tane 10 ne yapar? Şu şekilde 10.040 yapar. İşte bu sayının toplamın birler basamağındaki sayı diyor ya. Birler basamağındaki sayı kaç olurmuş arkadaşlar? Adana seçeneğindeki 0 olurmuş. Çünkü bunların toplamı birler basamağını bulmak için sayının 10'la bölümünden kalanları bulduk. 10'la bölümünden 10'la tam bölünüyorsa demek ki bu sayıyı topladığımız zaman sonu 0 oluyormuş. O halde son basamak nedir? Birler basamağı 0'dır diyeceğiz. Peki bir alttaki soru.
4, 5, 6, 8, 10 sayılarına bölündüğünde 3 kalanını veren en küçük pozitif 3 basamaklı tam sayının rakamlarının toplamı nedir diye sormuş. Şimdi her birine bölündüğünde 3 kalanını versin istiyor. O zaman şöyle diyelim mi biz? 4'e, 5'e, 6'ya, 8'e, 10'a bölünebilen 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır? Biz bunu bir bulalım. Kaça bölünsün istiyoruz? 4'e, 5'e, 6'ya, 8'e ve 10'a bölünsün istiyoruz. Bir kere zaten 8'e tam bölünüyorsa 4'e tam bölünür. Bunu kontrol etmemize lüzum yok. 5'e, 6'ya, 8'e ve 10'a bölünsün istiyoruz şimdi. 5 ile 6'ya bölünüyorsa 30'a tam bölünüyordur. 30'a tam bölünüyordur. 30'a tam bölünüyorsa 10'la zaten tam bölünüyordur. 30 da bölünüp hem de 8 de bölünecek arkadaşlar. Buna ne diyebiliriz? Hem 30'da hem 8'de bölünmesi için 30 ile 8 aralarında asal değil. Bölenleri ne arkadaşlar? Yani ortak bölenleri ne? 2, değil mi? Peki o zaman 30 kere 4 yaparsak, yani 8'i 2'ye böldüm 4. 30 kere 4 yaparsak 120. 120 sayısı hem 4'e hem 5'e hem 6'ya hem 8'e hem de 10'a tam bölünebilen ilk sayıdır. 120 bunların hepsine bölünebiliyor. Ama bizden istenen şu. Öyle bir sayı söyle ki 4'e, 5'e, 6'ya, 8'e, 10'a bölündüğü zaman 3 kalanını versin. O zaman ben buna 3 eklerim. 123 olur ve bu 123 sayısı 3 basamaklıdır. 4'e, 5'e, 6'ya, 8'e, 10'a bölündüğü zaman 3 kalanını veren en küçük 3 basamaklı sayıdır. Bunun rakamları toplamı soruluyor bize. 1 artı 2 artı 3 kaç yapar? 6 yapar. Cevabımız da bu şekilde Denizli seçeneği olmuş olur sevgili gençler. Şimdi 11. sayfamızı da hallettiğimize göre 12. sayfamıza geçeceğiz. Diyor ki tek numaralı basamaktaki rakamlar toplamıyla çift numaralı basamaktaki rakamlar toplamının farkı 11'in katı olan sayılar 11'e tam bölünebilir diyor. N sayısı mesela. 100A artı B için A artı B sayısı 11'in katıysa N sayısı 11'e tam bölünebilir diyor. Şimdi arkadaşlar biz burada şunu yapacağız. Tek A, B, C, D, E üsttekini bir kontrol edelim. A, B, C, D, E diyelim. Şurası bakın tek basamaklı, tek numaralı basamak. Artı, eksi, artı, eksi, artı dedim. Tamam. Sonrasında artılıları bir yerde topluyorsun. A artı C artı E. Topladıktan sonra eksileri de bir yerde topluyorsun. B artı D. Şu toplamdan şu toplamı çıkarıyorsun. Sonuç eğer 11'in katıysa sayı 11'e tam bölünür. 11'in katı değilse sayı 11'e tam bölünmez. Ekstradan bu sonucun 11 ile bölümünden kalan sayının tamamının 11 ile bölümünden kalana da eşittir diyeceksin. Cümleyi iyi oku. Şimdi peki bunu söyledik. N sayısı 100A artı B için A artı B sayısı 11'in katıysa N sayısı 11'e bölünür. Mesela A 2 olsun, B 3 olsun. 200 artı 3'ten ne gelir? 203 mü gelir? Şimdi 203 sayısı içinde sen zaten artı eksi artı dediğin zaman şu eksinin bir hükmü olmayacağı için çünkü oradaki basamaktaki sayı 0. 3 ile 2'nin toplamı direkt 11'in katıysa sayı 11 ile tam bölünür de diyebilirsin. Eğer buradaki 0'sa. Tek numaralı basamaktaki rakamlar toplamıyla çift numaralı basamaktaki rakamlar toplamının farkının 11 ile bölümünden kalan sayının 11 ile bölümünden kalanı verir. Az önce söylediğim o uzun cümlenin buraya yazılmış hali. Bunu da mutlaka aklında tut. Şimdi bu 11 ile bölünme kuralından bahsettik ya mesela şöyle diyelim. 79 diyelim. 79. Şöyle diyelim. 2 0 diyelim. Daha sonrasında 3 6 diyelim. 3 6 olsun. Ve 1 9 olsun. Böyle bir sayımız var. Bu sayı nasıl okunur? 79 milyon 203 bin 619. Böyle bir sayımız var elimizde. Artı eksi artı eksi yapmak sana zor geliyor olabilir veya üşenebilirsin. Şöyle de yapabilirsin bunu. Nasıl olsa aha da bu artı bu eksi bu artı bu eksi bu artı bu eksi bu artı bu eksi değil miydi? Öyleydi. O zaman şöyle yapalım. 9'dan 1'i çıkar. Nasıl olsa çıkaracaksın artılıdan eksiliği. 9'dan 1 çıktı 8. 6'dan 3 çıktı 3. 0'dan 2 çıktı eksi 2. 9'dan 7 çıktı artı 2. Şimdi gelin üstte yazdıklarımızı toplayalım. 8, 3 daha 11. Eksi 2 artı 2 birbirini götürdü. Şunların toplamı 11 mi? 11, 11'in katı mı? 11'in katı. O zaman bu sayı da 11'in katıdır. Eşittir. 11'in katıdır diyebiliriz. Bu şekilde yaparsan daha kısa bir sonuç elde edebilirsin. Sonuca daha hızlı ulaşabilirsin. Bunu da mutlaka yapmayı, denemeyi unutma. Bu sayı diyor 11'e bölünebilmesi için A kaç olmalıdır? Bu şöyle aşağı doğru biraz inelim. Böyle bir sayımız var.
Hatta ben bunu şöyle de yaklaştırabilirim. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi bizim şöyle bir sayımız var ve bu sayı 11'in de katıymış. Şöyle diyelim mi? Bakın, şurası 7 eksi a. Bu 1. Şurası kaç? Eksi 3. Şurası kaç? Artı 2. Burası kaç? Artı 3. Şimdi gelin 11'e tam bölünmesi için bunları bir toplayalım. 3 ile eksi 3'ün toplamı kaç yapar? 0 zaten. 7 eksi a'nın üzerine 2 eklersem kaç olur? 9 eksi a olur. Ve bu sayı 11'in bir katıymış. Ben size ilk videoda bir şey söylemiştim. Ne demiştim? Sıfır sayısı hiçbir sayıyı bölemiyor. Yani ya tanımsız oluyor ya da belirsiz oluyor. Hiçbir sayıyı bölemiyor ama sıfır sayısı her sayının katıdır demiştim. Şimdi sıfır sayısı her sayının katıysa 11'in de katıdır. Yani ben şurayı sıfır yaparsam eğer 11'in katı olur. O zaman A kaç olmalı? 9 olmalı. Yani cevabımız Edirne seçeneği olacak diyebiliriz sevgili öğrencilerim. Evet, bunu da hallettik. 13. sayfa için bir sonraki yaprağımıza geçiyoruz. 4 tane 2'den ve 4 tane 7'den oluşan bir sayımız var. Bu sayıyı nasıl okuyabiliriz? Bir bakalım şöyle. 22 milyon 227.777 sayısının 2 basamaklı en büyük böleni kaçtır? 2 basamaklı en büyük böleninden bahsediyoruz. Peki bir düşünelim bakalım. Şimdi gençler bu sayı 4 tane şunu 4 kere 7 kaç yapar? 28 yapar. 4 kere 2 kaç yapar? 8 yapar. 8 ile 28'in toplamı kaç yapar arkadaşlar? 8 artı 28, 36 yapar. Bir kere bu sayı 36 ise 4'e bölünüyordur bak. Pardon, özür dilerim. Rakamları toplamından bahsediyordum. 36 dedik. 4'e bölünüyordur mu? 9'a tam bölünüyor bir kere. 9'a bölünüyor. Pekala. Başka neye bölünür? Artı eksi artı eksi yaptığım zaman bak şimdi 7'den 7 çıktı 0. 7'den 7 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. 2'den 2 çıktı 0. Hepsini topladım 0. 0 11'in katı olduğu için 11'e de tam bölünür. Şimdi 9'a bölünen bir sayı var. 11'e bölünen bir sayı var. Hem 9'a hem 11'e bölünen sayı 99'a da tam bölünür. Ki zaten 99'dan büyük iki basamaklı sayımız yok. O zaman iki basamaklı en büyük böleni bir zahmet 99 olsun. Değil mi? Pekala. Bir alttaki sorumuz. 4 basamaklı bir sayıdan bahsediyoruz gene. Tam kare doğal sayılar arasında sadece bir tanesi AABB biçimindedir. Bakın 4 basamaklı tam kare doğal sayılar arasında sadece bir tane sayımız AABB biçiminde yazılıyormuş. O zaman diyor A artı B toplamı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi gençler AABB dediğimiz sayı bu sayıyı da görünce aklımıza nereden gelecek şimdi? Biz 11 ile bölünme kuralı işliyoruz da ona göre soru çözüyoruz aslında ama bu soruyu gördüğün zaman 11 ile bölünme kuralı nereden aklına gelecek? Hemen bu sayının bölenlerini düşüneceksin. Bölünebilme kurallarını kafanda kurcalayacaksın. Ve zaten bu şekilde simetrik bakın 2 2 2 2 7 7 7 7 sayısında da aynı şeyi yaptık. 11 ile bölünme kuralını hemen kontrol ettik. Neden? B'den B çıktı 0, A'dan A çıktı 0. Demek ki bu sayı 11'in katıymış dedik. Madem öyle AABB sayısı da 11'in katı değil midir? Evet, 11'in katıdır. O zaman bizim sayımız 11'in bir katı. 11'e bölünebiliyor. Pekala. Tam kare demiş. Tam kare sayılar arasında sadece bir tanesi AABB biçimde diyor ya. Bu zaten 11'in bir katıysa ve tam kare ise aslında 11 çarpanından o zaman içerisinde 2 tane vardır. 11 çarpanından 2 tane vardır. Onu unutmayın. Demek ki bu sayı aynı zamanda 11'in karesi olan 121'e de tam bölünüyor sevgili gençler. Bizim sayımızı bulduk. 121'e de tam bölünüyor. Pekala, başka ne fikir üretebiliriz? Bir de onu düşünelim. 121'in katı olan bir sayı var elimizde ve AABB sayısı 4 basamaklı sayıdan bahsediyoruz. Ben bu 121'i hangi tam kare sayıyla çarparsam acaba AABB biçiminde 4 basamaklı bir sayı elde edebilirim? Tam kare sayılarımız mesela 1 tam karedir, 4 tam karedir, 9 tam karedir, 16 tam karedir, 25 tam karedir diye gidiyor bu. 36 tam karedir diye gidiyor. 121'i 1 ile çarparsam 3 basamaklı sayı olur, gitti. 4 ile çarparsam 3 basamaklı ama 9 ile çarparsam 4 basamaklı bir sayı elde edebilirim. 121 çarpı 9 dediğim zaman kaç gelir arkadaşlar? 900, 180 daha 1080 artı 9 daha 1089 yapar. 9 kere 121 1089 yaptı. Peki gençler 1089 sayısı AABB biçiminde mi? Değil. O zaman 9'a gitti. Şimdi 16 ile çarpacağım. 121 sayısını 16 ile tam kare olan sayıyla çarpıyorum. 6 kere 1 6, 6 kere 2 12, 6 kere 1 6, 7. Bir de 121 yazacağım şöyle. Topladığın takdirde 6, 3, 2, 7 daha 9, 1. AABB biçiminde mi? Değil. Bu da gitti.
Şimdi 25 ile çarpacağım. 121 sayısını ben 25 ile çarptığım takdirde 5 kere 121 605 yapar sevgili gençler. 2 kere 121 de 242'dir. Ben bunları topladığım zaman 5, 2, 0, 3 yapar. 3025. Bu da olmadı. 36 sayısıyla çarpacağım. 121 kere 36. Hadi bakalım. 6 kere 121. 600, 720, 726 yapar. 3 kere 121 kaç yapar arkadaşlar? 363 yapar. Onu da yazalım şöyle. Ben bunları topladığım takdirde 6, şurası 5 yaptı. Gel zaten A, B, B biçiminde gelmedi. Peki 36'dan sonraki tam kare sayımız ne? 49. Biz neyle çarpıyorduk? 121 ile. 121 sayısını, 121 sayısını ben 49'da bir çarpayım. 49'da çarptığım zaman 9 kere 121 az önce çarpmıştık biz. Çarpmış mıydık? Bakalım. Ha, çarpmıştık. 1089 gelmişti. Sonra bir de 4 ile çarpalım. 4 ile çarptığımız takdirde 484 gelecek. Onu da yazalım. 484. Topladığımız takdirde burası 9, burası 2 yaptı. Bu da olmadı. Neyle çarpacağız? 7 kere 7 49 dedik. Şimdi 8 kere 8 64. 121 sayısını 64 ile çarpacağız. Çarpalım. 4 kere 121 484 yapar dedik. 6 kere 121 de az önce hesaplamıştık. Biz kaç demiştik? 726. Şimdi toplayalım bakalım. Buraya 4 yazdım. 8, 6 daha 4 yapar. Elde var 1. 4, 2 daha 6. Bir de elde vardı 7. Buraya da 7 indirdim. Al sana 7744 sayısı. AA, BB biçiminde. O halde sevgili gençler, bizim sayımız neymiş? Buymuş. Ve A artı B sorulmuş ya. A 7'ymiş, B 4'müş. İkisinin toplamı 11 olur diyeceğiz sevgili gençler. Evet, bunu da bu şekilde elde ettikten sonra nereye geçiyoruz artık? 13, 14. sayfamıza geçiyoruz. Son 3 sayfamız var artık. 561 bin 3A8 sayısı 12 ile bölünebildiğine göre A kaçtır? 12 ile bölünebiliyorsa hemen aralarında asal olan iki tane sayıyı ayıracaksın. Bunların bölünme kuralı da olacak. Bunlar nedir? 3 ile 4. Sonra ne demiştik? Önce hangisine bakalım? 3'e mi 4'e mi? Önce 4'e bakalım. Sayının son basamağını ilgilendiriyor çünkü. Sonlarını ilgilendiriyor. Şimdi sayının sonunda ne var? A8 var. Son iki basamakta. A8 olup da 12'ye bölünebilen, pardon 4'e bölünebilen neler var? Bir kere 0,8 4'ün tam katı. 18 değil ama 28, 38 değil ama 48, 58 değil ama 68 4'ün katı, 78 değil ama 88 4'ün katı, 98 4'ün katı değil. Demek ki A'nın alabileceği değerler bunlarmış. 0, 2, 4, 6, 8. Sonra 3 ile bölünmeyi kontrol etmedik daha. Peki 5, 6, 1, 3, 8. Bunları toplayalım bir. 6 zaten 3'ün katı. Bakmaya değmez. 8 artı 1, 9 yapar. 3'ün katı bakmaya değmez. 3 zaten 3'ün katı bakmaya değmez. 5 kaldı. 5'in üzerine ben A ekleyeceğim ve 3'ün katı olmasını isteyeceğim. Peki 0 eklersem 3'ün katı olur mu? Olmaz. Gitti. 2 eklersem 7 olur. Olmaz. 4 eklersem 9 olur. Oldu. 6 eklersem 11 olmaz. 8 eklersem 13 olmaz. A kaçtır diye sorulmuş. A burada neymiş? 4'müş sevgili gençler. Cevabımız Bursa seçeneği olacakmış. Güzel soruydu. Devam ediyoruz. En pozitif tam sayısı 3, 5 ve 12 ile bölünebiliyor. Aşağıdakilerden hangisi aynı sayılarla bölünebilir diye sorulmuş. Şimdi bir sayı var elimizde. 3'e de 5'e de 12'ye de bölünebiliyor arkadaşlar. 3 ile 5'e bölünebilen sayı 15'e bölünür. Hem 15'e hem de 12'ye bölünebilen bir sayı piyasaya sürmek istiyorsak eğer bunların biz ortak katlarına bakacağız. 15 ve 12. 15 ve 12 dediğimiz sayının ortak katı nedir arkadaşlar? 60'tır. Hem 15'in hem de 12'nin. Bunları nasıl bulacağız? Ya kafamızdan düşüneceğiz ya da obebokek konusunu bekleyeceğiz. Ben size kısaca bundan da bahsedebilirim. 15 ile 12. İkisini de ortak bulunan hangi sayı var? 3 var. Peki 3'ten burada geriye ne kaldı? 5 kaldı. 3'ten burada geriye ne kaldı? 4 kaldı. Hepsini çarpın. 3 kere 5 15. 4 ile daha çarparsak 60. İşte ekok bu şekilde hesaplanabilir. İstersen yan yana yazıp asal çarpanlarını ayırıp asal çarpanların orada oluşan sayıların her birini çarptığın zaman da sen okeki bulabilirsin. Sıkıntı yok. 3 çarpı 4 çarpı 5 60 geldi okek. Şimdi demek ki bu sayı 60'ın katıymış. Ben 60'ın katı yani N sayısı 60'ın katıymış. N sayısı 60'ın katıysa ben bunun üzerine 60 eklersem 120 eklersem 180 eklersem bakın hep 60'ın katlarından gidiyorum ya da 60 çıkarırsam ya da 120 çıkarırsam ya da 180 çıkarırsam bu sayı daima hem 3'e hem 5'e hem de 12'ye bölünebilir. Neden ortak katını ekliyorum çünkü. Demek ki cevabımız ne olacakmış? Edirne seçeneği olacakmış diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Geçtim 15.
sayfama. 15. sayfada diyor ki P sayısının rakamları toplamı 28. Q sayısının rakamları toplamı 17. P çarpı Q aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyorum. Şimdi rakamlar toplamıyla alakalı bir şeyler sorulduğu zaman bizim hangi kurala bakmamız gerekiyor? 3'e mi yoksa 9'a mı? Hangisi sizce? Şimdi 3 ile bölünme kuralına baktığımız zaman bu sayı için daha fazla seçenek üretebiliriz ama 9 ile bölünme kuralına baktığımız zaman daha az seçenek ortaya çıkar. Neden? Çünkü 9'dan daha büyük bir rakam yokken 3'ten büyük daha fazla rakamlar var. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ama 9 ile bölünme kurala bakarsak daha net sonuç elde ederiz. İşte burada da bu devreye giriyor. Düşüneceğiz. 9 ile bölünme kuralına bakalım. P sayısının rakamları toplamı 28 ise 9 ile bölümünden kalan 1'dir. Neden? Çünkü 28'i 9'a böldüm kalan 1. 17 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır arkadaşlar? O da 8'dir. Yani 9'un üzerine 8 eklediğim zaman 17 yapar. Peki ben bunları bir çarpsam acaba neler olur? Çünkü P çarpı Q demiş ya. Sayıları çarpmak yerine, büyük sayıları çarpmak yerine kalanlarını çarpalım. Daha öncesinde 100 kere söyledik bunu. Hadi çarpalım bakalım. 9K artı 1 çarpı 9T artı 8. Daha da kısa bir şey söyleyeyim mi? K'yı 0 seçin. T'yi de 0 seçin mis gibi. Sizin sayılarınız 1 ve 8 olsun. Dedik ki kalanlar üzerinden işlem yapalım. E 1 kere 8 kaç yapar? 8 yapar. Demek ki bizim çarpımımızın 9'la bölümünden kalan 8 olacak arkadaşlar. Hadi gelin şuraya bakalım. 9 zaten 9'un katı. 8 bir daha 9 yaptı 9'un katı. 8, 8 daha 16, 7 daha 23 yapar. 23'ün 9'la bölümünden kalan 5'tir. Adana gitti. Ne olmasını istiyoruz? 8 olmasını istiyoruz. Hadi bakalım. 9 zaten 9'un katı. 9 zaten 9'un katı. 8, 3 daha 11. 11'in 9'la bölümünden kalan 2. 2'yi kabul edeceğim buradan. 2. 8, 8 daha kaç yapar? 16. 2 daha 18. 18, 9'un tam katı. Bu sayı 9'un tam katı oldu. İstemiyoruz. Gitti. Biz 8 kalanını vermesini istiyoruz. 9, 9, 9 sildim. Neden? 9'un katı zaten. 8, 1 daha 9. Bu da gitti. Girene kaldı 8. O zaman cevap nedir? Ceyhan seçeneğidir diyebiliriz sevgili gençler. Güzel sorular çözüyoruz. Güzel ilerliyoruz. Algılarını açıp mutlaka iyi dinliyorsun. Hemen şimdi PDF'in sonunda da sana güzel şeylerden bahsedeceğim. Kaçırma. Yeni bir sayfa açacağız. O sayfada da yine güzel şeylerden bahsedeceğim. Onu da kaçırma. Şimdi B ve C kümeleri A evrensel kümesinin alt kümeleridir. A kümesi 3 ile bölünebilen, burası 3 ile bölünebilen sayıların kümesi. B kümesi 9 ile bölünebilen sayıların kümesi. Ve C kümesi de 2 ile bölünebilen sayıların kümesi diyelim. Şuraya da KL diyelim şuraya da ya da X diyelim. 9'un katları, diğeri de 2'nin katları. Buna göre taralı bölgenin eleman sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi gençler, tabii bir de şurada ne yazıyor? İki basamaklı diyor değil mi? İki basamaklı sayılar olacakmış bunlar. Pekala. Şimdi iki basamaklı olup da 3'ün katı olan kaç tane sayı vardır? Bunu bir hesaplayalım mı sizlerle? Hadi. İlk iki basamaklı 3'ün katı olan sayı 12'dir. Son 3'ün katı olan iki basamaklı sayı da 99'dur. Kaç taneymiş? 99 eksi 12 bölü artış miktarı olan 3 artı 1. Kaç yapar? 99'dan 12'yi çıkardım. 87. 87'yi 3'e böldüğüm takdirde 29. 1 ekledim 30. 30 tane sayı varmış burada bakın. A kümesi SA diyelim. A kümesinin eleman sayısı 30'muş. Bu bir. İkincisi, acaba 9'un katı olan kaç tane var? İlk sayımız 18. Elinizle de sayabilirsiniz bunu. 27, değil mi? 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90 ve 99. Şimdi arkadaşlar, bunlar da nedir? 9'un katı olanlar. Ben şu kısma sarıyla gösterdiğim kısma da bu sayıları yazacağım. Toplam kaç tane sayı yazabiliyormuşum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane sayı yazacakmışım gençler. Tamam. Şimdi 2'nin katı kaç tane sayı var? Bir de bunu hesaplayalım hadi. 2'nin katı olan kaç tane sayı vardır arkadaşlar? Bunları da bir yazalım oraya. Şimdi ilk 2'nin katı olan 10, son 2'nin katı olan 98. 98'den ben 2'yi çıkarırım. Pardon, 10'u çıkarırım. 2'ye bölerim. Artış miktarını artı 1 eklerim. 98'den 10'u çıkardım. 88. 2'ye böldüm. 44. 1 ekledim. 45 tane de
Burada sayı varmış. Nerede? Turkuazla işaretlediğim yerde, maviyle işaretlediğim yerde diyelim. Tamam mı? Şimdi mavi ile sarıyı kesiştirdiğimizde de burada bir yeşil bölge oluştu. O yeşil bölgeye özen göstereceğiz. Bunu da unutmuyoruz. Şimdi 45 tane burada sayı var. Kaç taneydi şurada? 9x olan, 9'un katları olan 10 tane miydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane de burada sayı var. Peki şurası hem 9'un hem de 2'nin katı mı? Hem 9'un hem 2'nin katı ise 18'in katıdır. 18'in katıdır. Peki o zaman 18, 36, 3 kere 18, 54 yapar. 4 kere 18, 72 yapar. 5 kere 18, 90 yapar. İşte burada işaretlediğimiz yani 18, 36, 54, 72 ve 90 sayıları da ortak bölgede olacakmış. Yani buraya 5 tane sayı yazacağız sevgili gençler. 5 tane sayı yazacağız. Şimdi tabii bir de şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Biz 2'nin katlarını 45 tane dedik şuraya ekledik ama mesela 10 sayısı. Burası 3'ün katı olan bölge olduğu için ben 10 sayısını istesem de zaten o mavi bölgeyi yerleştiremeyecektim. Demek ki o 45 oraya yazmamız hataymış arkadaşlar. Tamam. Burası hatalı oldu. Şurada 5 tane sayı var kesinlikle. O zaman burada da kesinlikle 5 tane sayı vardır. Çünkü sarı bölgenin tamamı 10'du. Yeşil bölgeye 5 kalıyorsa buraya da 5 kalıyordur. Bunda bir sıkıntımız yok. Peki burası 2'nin katıysa 2'nin katıysa 3'ün katı olan 2'nin katı olan sayıları mı buraya yazmamız lazım? Yani 6'nın katlarını mı buraya yazmamız lazım? Peki 6'nın katı kaç tane sayı var? Bunu bir çıkaralım mı sizde? İlk 6'nın katı olan sayı 12'dir. Daha sonrasında 18 ve son olarak 96'dır. Peki 96'dan ben 12'yi çıkarıp 6'ya bölüp 1 eklersem 6'nın katı olan sayıların hepsini bulmaz mıyım? Bulurum. 96'dan 12'yi çıkarım hadi. Kaç kalır? 84. 84'ü 6'ya böldüğümüz takdirde kaç gelir? 14 gelir. 1 eklersem 15 tane de 6'nın katı varmış. Şimdi o 6'nın katlarını da şuraya yazacağım. 5 tanesini buraya yazdıysam 10 tanesi de buradadır. Şimdi güzel bakın. B ve C kümelerinin tamamında kaç tane eleman olduğunu ben buldum. Kaç tane eleman varmış? 5 artı 5, 10. 10 daha 20 tane. Peki şurada kaç tane eleman vardı sevgili gençler? 30 tane. Şu gri bölge var ya taralı bölge dediği. Aslında şunlar taralı bölge değildi bakın. Şunları silersek taralı bölge gri bölgeydi. Bu kümenin tamamında 30 tane eleman varsa 20 tanesi buradaysa buraya kaç tane eleman kalır? 10 tane. Demek ki cevabımız ne olacakmış? 10 olacakmış sevgili gençler. Evet, valla güzel çözdük. Güzel bitirdik. Şimdi ne yapacağız? Ekstradan yeni bir sayfa açacağız sevgili gençler. O sayfayı da ben size hemen şu şekilde açayım. Şöyle uzatalım şurayı. Şuraya yeni bir sayfa ekleyelim bakalım. Bu sayfamızda da biraz sizle çalışalım. Şimdi yeni sayfamızda arkadaşlar ben size yine ekstra bir bilgi vereceğim. Bu bilgileri de siz de bir A4 sayfası açarak ya da defterinize yazarak bu bilgileri de ekleyebilirsiniz. Bu bilgileri burada toplayabilirsiniz diyelim. Yani dosya alıyorsanız A4 kağıdı yapmanız daha mantıklı olur. Zımbalarsınız veya dosyalarsınız. Tüm PDF'lerin içerisinde durur. Bu bilgiyi ben nerede gördüm? Jamaikalı olması lazım. 12 yaşındaki bir çocuk. 12 yaşında olduğunu biliyorum ama cinsiyetini, ırkını bilmiyorum arkadaşlar. 7 ile bölünme kuralının yenisini, yani yeni bir 7 ile bölünme yöntemi elde etmişti. Yöntemi çok beğendim. Daha sonrasında da 7 ile değil, daha fazla sayıyla da bölünme kuralını bu yöntemle de ortaya çıkarabiliriz diye düşündüm. Gelin biraz bunun üzerinde duralım. Şimdi 7 ile bölünme kuralını zaten bu videoda anlatmadık. Çünkü zaten çoğu kursta, çoğu kolejde, çoğu dershanede hocalarınız ki ben de çoğu zaman öyle yapıyorum. 7 ile bölünme kuralını veriyorum ama sonra diyorum ki ya ne uğraşacaksın bu kuralla? Ezberlemesi bile güç. Ne uğraşacaksın? Sayıyı 7'ye böl gitsin. Daha kolay olur diyorum. Ama bu yöntem kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Güzel de olur. Şimdi gençler şöyle diyeceğiz. Mesela normal 7 ile bölünme kuralını önce bir inceleyelim. A, B, C, D, E diye 5 basamaklı bir sayımız olsun. Bu 5 basamaklı sayınız sağdan başlıyorsun. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 diye devam edeceksin sağdan başlayarak ve her tekrar ettiğinde de şöyle üçerli gruplara ayıracaksın. Buraya artı dedim. Burası üçerli grup olmadı. 2 oldu ama olduğu yere kadar deyip burayı da eksi diyorsun. Bir artı bir eksi. Daha sonrasında şunların hepsini çarpıyorsun. 11 ile bölünme kuralına da biraz benziyor. 1 kere E, 3 kere D, 3 D, 2 kere C, 2 C. Bunları topladıktan sonra
Diğer bir kere B, 3 kere A, 3A. Bundan bunu çıkarıyorsun. Ve sonuç eğer 7'nin katıysa 7'ye tam bölünür. Eğer sonuç 7'nin katı değilse bu elde ettiğin sayının 7 ile bölümünden kalan sayının 7 ile bölümünden kalan oluyor. Bu gayet uzun ve meşakkatli bir yol oluyor. Şimdi bu 12 yaşındaki arkadaşımızın ürettiği yönteme göz atalım. Varsayalım ki A, B, C, D 4 basamaklı bir sayı olsun. Ben bu 4 basamaklı sayıyı şu şekilde yazabilir miyim arkadaşlar? A, B, C 0 artı D biçiminde yazabilir miyim? Bunu basamak analizinde ben size söylemiştim. Biraz düzgün yazalım hatta onu da. A, B, C 0 artı D. Sonuçta ben A, B, C 0'ın üzerine D eklediğim zaman şu şekilde topladığımız zaman A, B, C, D 4 basamaklı sayısını elde edebiliyoruz. Pekala. Bunu bu şekilde yazıyoruz dedik. Burada oluşan A, B, C sayısına da gelin biz X diyelim. A, B, C sayısı da burada X olarak karşımıza çıksın sevgili gençler. Ve biz şuraya da doğal olarak X diyeceğiz. Peki X'in sonuna 0 eklemek demek bu X'i 10'la çarpmak demek mi? Aynen öyle. 10 tane X artı bir tane D'miz var. Ve bu sayı varsayalım ki 7'nin katı olsun. 7'nin katı. 12 artı D 7'nin katı olsun dedik ya. Yani A, B, C, D sayısında başlangıçta 7'nin katıymış gibi hayal edip yola çıkıyoruz. Şimdi gençler madem şu sayı 7'nin katı. Mesela 7 7'nin katı mıdır? Evet. O zaman ben bu 7'yi 5 ile çarpsam 35'te 7'nin katı olur mu? Olur. Çünkü zaten kökünde 7'nin katı var. Peki ben bunu 5 ile çarpmak istiyorum. 50x artı 5D. O zaman bu da 7'nin katı olur mu arkadaşlar? Olur. Yani 7K olmaz da 7M olur diyelim. Sonuçta sayı değişti. Peki daha önce yukarıda yaptıklarımız vardı ya. Hani ne diyordum? 50x 7'nin katıysa 49x zaten 7'nin katıdır. O zaman 49'unu burada görmek zorunda değiliz. Yani ben burayı 49x artı x artı 5d diye yazabilirim. Eşittir 7m yazabilirim arkadaşlar. 49 kısmı yani şurası zaten 7'nin katı olduğu için ben burayı görmezden de gelebilirim. Demek ki artık şuraya taşıyorum. X artı 5d de 7'nin katıdır diyorum. X artı 5d. Peki bu x dediğim şey neydi? Başlangıçta bulduğumuz, başlangıçta kabullendiğimiz ABC 3 basamaklı sayısıydı. Eşittir 7K. Şimdi madem bu şekilde geldi karşımıza, aslında şu an o yöntemi tamamen kullanmış ve bitirmiş olduk. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şöyle diyelim. Mesela 14007 diyelim. Bu normalde 7'nin katı olan bir sayı. Bunu biliyoruz. Şimdi gelin bunu biraz kullanalım. Biraz değiştirelim. Diyoruz ki sayıyı şuradan ayırıyoruz. Bakın D olan kısım burası. Burası da A. Hatta D olan demeyelim de E burası olsun. A, B, C, D olsun. Şurayı ayırdık. Şu son kısmı bakın 5 ile çarpıyormuşuz. 5 kere 7 kaç yapar? 35. Sonra da 1400'e 35'i ekliyorsun. Ne yapar? 1435. Şimdi elinde 4 basamaklı bir sayı oluştu. Bunu buradan ayırıyorsun. 143'ün üzerine bu sefer de 5 kere 5. 25'e ekliyorsun. 143'e 25 eklersek 168 yapar. Şimdi elinde 3 basamaklı bir sayı var. Hala devam edebilirsin. Bu sefer de burayı ayırdın. Bu sefer 16'nın üzerine 5 kere 8 40 yapar. 40'ı ekliyorsun. Ne yapar? 56. Bunda da devam edebilirsin. Sıkıntı yok ama gene 2 basamaklı bir sayı geçecek eline. İstersen bırakabilirsin burada. 56 sayısını çünkü sen zaten artık 7'nin katı olan bir sayı olduğunu görebiliyorsun. Bunu fark etmişsindir zaten. İşte 7 ile bölünme kuralını bu şekilde de yapabiliriz. Mesela buradan şöyle de diyebiliriz. Bir tane daha sayı yazalım. 24.622. Bu sayıyı kontrol edelim. Ayırdım. 2462 artı 2 kere 5 kaç yapar? 10. Yani burası 2472 oldu. 2472 sayısını nasıl ayıracağım bu sefer? Şuradan ayırdım. 247'nin üzerine 2 kere 5 10. Gene 10 ekledim. Bu da ne yaptı? 257 yaptı. Peki 257 sayını şuradan ayırırsam 25 artı 7 kere 5 35 yapar. İkisini topladığın takdirde ne gelir arkadaşlar? 60. 67'nin katı mıdır? Değildir. O zaman bu sayı 7'ye tam bölünmez diyoruz. İşte bu şekilde de yapabiliriz. Bunu nereden bulduk? Aslında modüler aritmetikten çıkardık bunu.
moddan çıkardık. Şu ABCD sayısını kısmen çözümledik. ABC sayısını x olarak kabul ettik. Ve 10x artı d eşittir 7k olarak yazdık bunu. Daha sonrasında ben madem bu 7'nin katı 5 katı da 7'nin katıdır dedim. Ve bunu da bu şekilde düzenledim. Ve daha sonrasında 50x dediğimiz sayından önceki 49x zaten 7'nin katı olduğu için burayı görmezden gelebiliriz dedik. Yani kalanı 1x bırakmaya çalıştık. 49x'i görmezden gelirsek x artı 5 de 7'nin katıysa o zaman bu sayı da 7'nin katıdır diyebildik. Peki bunu mesela 11 ile bölünme kuralına uygulayabilir miyiz? Yani 11 ile hani A, B, C, D, E diyelim biz buraya. A, B, C, D, E dedik. 11'e uygulayabilir miyiz? Bir kontrol edelim. Mesela ben bu sefer bunu A, B, C, D, E sayısını A, B, C, D, 0 artı E biçiminde bu sefer 5 basamaklı bir sayıyla uğraşıyoruz. Ve şuradaki A, B, C, D sayısı var ya şu sayı. İşte buna X diyelim. A, B, C, D sayısı eşittir X olsun. Ve gençler burayı X olarak kabul ettiysek eğer ben artık burayı 10 çarpı X artı E biçiminde yazabilirim. Şimdi ben bu 10X'i neyle çarparsam 11'e bölümünden kalan 1 olur diye düşünelim. Yani bu sayıyı ben başlangıçta 11'in katı olarak kabul ettim. Bu sayı da 11'in katıdır. O zaman bu sayı da 11'in katıdır. Peki bu sayı 11'in katıysa ben bunu 10'la çarpsam 100x artı 10e eşittir 11'in bir katı olur mu? K değil de yine m olur diyelim. Tamam mı? Peki 100x 11'e tam bölünüyorsa 99x zaten 11'in katı olduğu için artı x diyelim buraya. Şuradaki 99'u görmesek de olur mu? Olur. X artı 10e de 11'in katı olmak zorunda. Peki x dediğimiz sayı neydi? Hop burada ABCD. ABCD artı 10 tane e eşittir 11'in katı. Peki buna da örnek olarak mesela 1001 sayısına bakalım. 1001 sayısı 11'in katı olan bir sayı sevgili gençler. Peki 1001 sayısına uygulayalım şimdi. Bunu buradan ayırdım. 100 dedim artı. Bu sefer ne yapıyormuşuz? Şurada kalan sayının 10 katını alıyormuşuz. Bakın 10 ediyor. 10 katı nedir? 10. Topladım 110. Aynı şeyi buna yine uygulayabilirsiniz ama 110'un zaten 11'in katı olduğunu görüyorsunuz ama yine de uygulayalım. Bunu buradan ayırdım. 11 artı 0 kere 10, 0 eşittir 11. Bakın 11, 11'in katıdır. Demek ki 1001 sayısı da 11'in katıdır diyebiliyoruz. Sizden ricam diğer, hadi uğraştırmayayım, asal sayılara da bu bölünebilme yöntemini uygulayabilir misiniz? Bunları uygulayın arkadaşlar. Siz de yazın. Olanları olmayanları da yorum kısmına paylaşabilirsiniz. Çok güzel ders oldu. Çok güzel keyif aldım ben. Umarım sizler de bu dersten keyif almışsınızdır. Umarım ufkunuzu genişletmişizdir. Umarım bir şeyler anlatabilmişizdir. Sen de anlamışsındır inşallah. Evet. Bir isteğiniz, arzunuz varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bu bugünün 3. haftanın son videosuydu. Matematiğin ilacı tekrar tekrar söylüyorum. Bir bildiğimiz var demek ki. Sen de bu ödevlerini yap. Durmadan söylüyorum bakın. Matematiğin ilacı kendi belirlediğin kaynaktan şimdiye kadar bitirdiğimiz toplamda 9 tane konunun bütün sorularını çöz. Çözemediğin soruların matematiğin ilacından kontrol edebilirsin benim çözümlerden. Diğer kitabında inşallah video çözümlüdür. YouTube'da veya diğer uygulamalı sistemlerde çözümlüdür inşallah. Oradan da kontrol edebilirsin. Ve dedim ya bu ödevleri yapman hem seni geliştirecek hem de acil matematik TYT Soru Bankası'ndan ben seni ödevlendirdiğim takdirde acil çok zor, acil şöyle zor, böyle zor demeyeceksin. Diyeceksin ki lan ben bu acil matematik TYT Soru Bankası'ndan, AYT Soru Bankası'ndan boşuna korkmuşum diyeceksin. Adın kadar emin ol buna. Evet, sonraki videoda görüşürüz. Sonraki video kamp videosu haftaya bugün olacak. Eğer bir programda değişiklik olursa ben size haber veririm zaten bu değişikliği. Çünkü konuların soruları, ödevleri birikirse o ödevleri zaten yapamazsın. Gerçekçi ödev vermiş olmayız. Sen de o ödevlerin altında ezilirsin. Onu da düşünmek lazım. Dolayısıyla bakarım bir ne kadar ödeviniz birikmiş. Ona göre kamp programında değişiklik var mı yok mu size haber veririm. Şunu da söyleyeyim, tekrar söylüyorum. Eğer ki arkadaşlar kamp programında boşluklar varsa ki var, ben bilerek boşluk bıraktım. Orada büyük ödevlerini yapacaksın. O büyük ödevlendirme, aylık ödevlendirme verdiğim şeyleri yapacaksın. O ödevleri sen yaparken ben o hafta konu anlatım videosu seninle paylaşmayacağım. PDF de paylaşmayacağım ama sana çok güzel, çok klas hareketlerle çözümleri olan sorular çözeceğim ben sana.
Onları paylaşacağım. Sen de bunlardan faydalanacaksın. Yani sen orada ders çalışırken ben boş yatmayacağım arkadaşım. Sana yine çok güzel soruların olduğu videolar çekeceğim. Dolayısıyla bunları da takip etmeyi unutma. Videodan ayrılmadan önce kanalıma abone olup bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşça kal, sağlıcakla kal ve bol bol matematik çalışmayı da unutma.